Ağzı Allah'ı min Şeytan Rahman Rahim. Yaptığımız hata ve günahlarla bizi hemen cezalandırmayıp mühlet veren Allah'a hamdolsun. İtibar sonadır diyerek bize umut veren Rasulüne salat ve selam olsun. Geçen derslerde kalbin önemini konuşmuştuk. Yine iki ders bununla alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Terbiye alimleri kalbi beden gibi üç kısma ayırırlar. Birincisi ölü kalp, ikincisi hasta kalp, üçüncüsü sağlam kalp. Ölü kalp ondan bir hayır sudur eder mi? Ne elimiz oynar, ne gözümüz, ne ayağımız kalbi ölen kimselerin de yaptığı hiçbir eylem ve amel asla ve asla hayır olmaz. Bir şeyler yaparlar ama onlar salih amel, makbul amel üretemezler. Kalpleri ölenlerin amelleri de yoktur. Allah'ım bizi bundan muhafaza etsin. İkincisi hasta kalp. Hasta kalbimiz var maalesef. Hasta kalp başta münafıkların kalbidir. Bir de bizim gibi günahkarların kalbi katı olan Müslümanların kalbidir. Sizi tenzih ediyorum tabi. Üçüncüsü de sağlam kalp. Sağlam kalp olduğu zaman da ondan meydana gelen ameller ona göre değer kazanıyor, ona göre kalite oluyor. Onlara namaz kolay geliyor, onlara cihat kolay geliyor, onlara infak kolay geliyor, onlara affetmek kolay geliyor ama hasta kalp olduğu zaman ileriki derslerde bunların hepsini konuşuruz. Sebeplerini, sonuçlarını, tedavi usullerini. O zaman ağırlanıyoruz. O zaman seccadeye gidemiyoruz. O zaman infak edemiyoruz. O zaman affedemiyoruz. O zaman kinleniyoruz. O zaman haset ediyoruz. Çünkü kalp hasta. Hastayız değil mi? Allah'ım bize sağlam kalpler ikram eylesin. Demek ki sağlam kalbe ihtiyacımız var hastalıklar ileride göreceğiz. Niçin sağlam kalbe ihtiyacımız var biliyor musunuz? Sevgili Allah'ımız çünkü onu, onu bizden istiyor. Estağfirullah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ salim. <سَلیم> o gün, kıyamet gününde ne mal ne evlatlar hiçbir şey insana fayda vermeyecek. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ Ete lazım fiildir biliyorsunuz bayla müteaddi oluyor. Et Allah'a bir kalbin, Allah'a bir kalp getirdi. Nasıl bir kalp? Selim, salim, sağlam. Burada biraz dil bilgisine gireceğim ama sizi yormayacağım. Selim sıfatı müşebbehedir. Salimun demedi. Yani ismi fail olarak getirmedi. Çünkü Arapların güzel bir sözü var. Devamul hal minel muhal. Yani bir halin sürekli devam etmesi imkansızdır. Ne demek? Hep arkadaşınız size gülerek geliyor. Ama hep gülerek geliyor. Bu bir haldir. İsmi fail diyoruz buna. Ama sıfatı müşebbehe nedir biliyor musunuz? Değişmeyen bir özelliktir. Yani Ahmet bana hep uzun geldi. Boyu uzun. O değişir mi? Yarın, öbür gün, öbür gün. Mevlâ Teâlâ Hazretleri kullarım bugün ne yaptığınız değil. Evet yaptıklarınız sonucu etkileyecek ama o kalple geleceksiniz bana diyor. Men et Allah. Allah'a getirdi bir kalbin selim, sağlam bir kalp istiyor Allah bizden. Allah'ım kalplerimizi o salim ve sağlam kalplerden eylesin. Son önemli dedik. Resulullah Efendimiz el-ibratu lil-hatimeti. İtibar sonadır ne oldum dememeli, ne olacağım demeli diyor büyüklerimiz. Bu işin özeti şu, iki kelime. El-ihlasu lillah vel-mutaba'atu li rasulillah. Allah için samimi olmak ve Resulullah Efendimiz'e tabi olmak. Bunu nasıl açıklıyor biliyor musunuz alimler? Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda hesaba çekilirken iki divan, iki şeyden sorulacağız aslında. Bir, lime, niçin, neden yaptın kulum? Eğer Allah için değilse hiçbir kıymet yok. İşleme girmedi zaten o çöp. Belki de günah. İkincisi, Allah için yaptın. Çok samimiydin, koşuşturdun, ettin, yaptın. Niyetin hakikaten samimi. Yeter mi? Hayır. Keyfe. Nasıl yaptın? Yani Allah'ın Resulü'nün getirdiği gibi getirmediysen, yapmadıysan onun da kıymeti yok. İki özellik. Bir, lime, niçin? İki, keyfe, nasıl? Birincisi Allah'a, ikincisi Resulullah'a bakıyor. Allah'ım Celle Celaluhu yaptığımız bütün amelleri kendi rızası için yapıp Resulünün yaptığı şekilde yapmayı bizlere ikram eylesin. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد